Herkese Bedel Art kanalından selamlar. Bugün sizlerle birlikte enstrüman dersleri serimizin ney bölümündeyiz ve birinci dersimizi yapacağız. <laughs> dersimizde neyimizin bölümlerini, bölümlerin isimlerini ve doğru tutuş pozisyonunu öğreneceğiz. Öncelikle neyimizin ana malzemesi olan kamışı öğrenelim. Neyimizin büyük bir bölümünü oluşturan ve yapımında kullanılan malzeme kamıştır. Neylerimizin hepsi 9 boğumdan oluşur. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Boğum dediğimiz kısım yani şu Kesik kesik olan bölümler oluyor. Neylerimizin hepsi toplam 9 boğumdan oluşuyor. En büyük en uzun neyden en küçük olan e, mesela süpürde neye kadar hepsi 9 boğumdan oluşuyor. Yani neyin boyutu küçüldükçe e, boğum sayısı azalmıyor ya da büyüdükçe boğum sayımız artmıyor. Hepsi aynı boğum sayısıyla yapılıyor. Burada neyimizi birbirinden ayıran özelliği kamışın uzunluğu kamışının iç çapının genişliği ve e, toplam... E, et kalınlığı diye tabir ettikleri kamışımızın kalınlığı oluyor. Yani kamışımızın boğum sayısı aynı diğer unsurlar neyimizi etkiliyor. Kamışımızdan sonra parazbane diye isimlendirdiğimiz neyimizin en alt kısmında ve en üst kısmında başparimizin hemen alt kısmında bulunan yüzüklerimiz var. Ve bunlar metalden veya gümüşten yapılıyor. Bunların kullanım amacı ise kamışımızın çatlamasını, zarar görmesini engellemek içindir. Ondan sonra en üst kısmında ağzımızın geleceği kısımda bulunan başparemiz mevcut. Baş e, sesin yumuşak üflenmesine yarayan bölümdür. E, buraya bizim ağız kısmımız, dudak kısmımız gelecek. Onun dışında neyimizde başka bir bölüm, başka bir malzeme bulunmamaktadır. Toplam 9 boğum dedik. Burada bulunan 3 boğuma notalarımız geliyor. Bir de arkada bulunan 4. boğumda baş parmağımızda kullanacağımız deliğimiz var. Bu delik sizde açık olmayabilir, e, kapalı olabilir. Bunda herhangi bir problem yoktur. İlerleyen zamanlarda neyde ilerledikçe burasını açtırabilirsiniz. Buradaki deliklerimize gelelim. Her boğumda iki tane olacak şekilde baş parmağımıza gelecek yerde bir tane olmak üzere toplam 7 deliğimiz var ve neyimizin tamamı bu şekildedir. Şimdi neyimizi nasıl tutmalıyız, nasıl ses elde ederiz bunu görelim hep beraber. Baş dudağımızı şu şekilde yerleştireceğiz. Baş içinde bulunan deliğimizin kesiklerini referans olarak kullanacağız. Bu kesiğin en alt kısmında olan bölümü dudağımızın alt dudağımızın başladığı bölüme denk getireceğim. Yani çenemizden yukarı doğru gelirken dudağımızın tam başladığı çizgi. Burada da başparemizin en dış kısmından içeri doğru gelirken gelen ilk çizgi. Buraları birbirine denk getiriyorum. Ondan sonra üst dudağımın çizgisini de yine baş üst kısmından gelirken orta boşluğun başladığı ilk bölüme, ilk çizgiye üst dudağımın çizgisine denk getiriyorum. Ve alt dudağım çizgisiyle iç kısmı, üst dudağımın çizgisiyle de üst kısmı birleştiğinde dudağımın dış kısımları baş dış kısmına, bu etek gibi açılan kısmına, dudağımın iç bölümü ise iç boşluğa denk gelmiş oluyor. Peki bunu dudağımızın neresine koyacağız deliği? Tam ortasını ve en kenarını baz alırsak tam ortasına denk gelecek. Dudağımızın ortası ve kenarının tam ortasına. Sağ tarafıma üflüyorsam eğer, sol tarafıma üflüyorsam da aynı şey sol tarafımız için geçerli. Bu şekilde yerleştiriyorum. Ve ondan sonra şu ortadaki geniş kısmı tutabilirsiniz elinizle. Bir elinizle ya da iki elinizle tutabilirsiniz. Bu şekilde baş fare yerleştirdikten sonra kendimizi tam 90 derece kabul edip 45 dereceye, 40-45 derece civarlarında üflemeye çalışıyoruz. Bu şekilde bir ses elde etmemiz gerekiyor boş haliyle. Bunu nasıl elde edebiliriz? Kendimiz üfleyerek ve neyimizi bu şekilde çevirerek, başımızı çevirerek, dudağımızı büzerek, şiddetini, nefesimizin şiddetini arttırarak, azaltarak bu şekilde arayarak bulmamız gerekiyor. En basit haliyle nasıl bulabiliriz? Dediğim gibi sağ sol olarak tam 45'e denk getiriyorum bakış açıma göre. Yukarı aşağı olarak da tam 45'e denk getiriyorum. Yani tam çapraz bir şekilde ortalama o civarlarda sesi ulaşmış olacaksınızdır. Şimdi 20-30 derecelik bir açıyla üfleyeceğim. Sesin gelmediğini 40 45 derece geldiğinde sesin çıktığını ve sonra 45 dereceden çıkıp 50 60 derece ilerlediğimde sesin yine kaybolduğunu duyacaksınız. <laughs> dudağımı tam o deliklere getirdikten sonra ıslık çalar pozisyonda büzebiliriz. E neyimizi biraz daha kendimize çekerek dudağımızı sıkıştırabiliriz ya da kendimiz dudağımızı kasarak sıkıştırabiliriz. Dediğim gibi bu sesi elde etmeyi etkileyecek bir sürü etken var. Tuttuğumuz pozisyon, tutuş pozisyonumuz açımız, nefesimizin şiddeti, dudağımızın sertliği bunu kendiniz hepsini e, e, böyle 4-5 kollu bir terazi gibi düşünüp kendimiz hepsinden biraz ondan biraz ondan deneyerek kendimiz sesimizi bulmamız gerekiyor. Bunu da dediğim gibi bu şekilde tutarak arayarak bulabilirsiniz. Bir diğer size önereceğim bulma şekli ise sağ elim sağ tarafımda üşlüyorsam sabitlediğimde sağ dizime. Şu şekilde başımı çevirerek yukarı aşağı sağa sola dudağımı üzerek yani bu şekilde neyimizi sabit tutup başımızı oynatarak bir ses bulabiliriz. Öyle deneyebiliriz. Eğer sol tarafımızı alıyorsak da yine aynı şekilde sol tarafımızla bunu yapabiliriz. E bunu da yine size göstereyim. E başımı daha geniş açıyla üflediğimde sesin kaybolduğunu, daralttıkça sesin geldiğini ve daha da dikleştirdiğimde neye üflerken sesin kaybolduğunu duyacaksınız. Gördüğünüz gibi. Bunu orta parmaklarımızı üçlünün orta deliklerine kapatarak da çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde açık bu şekilde dizinize sabitlemeden de deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kendiniz hepsini deneyin, delikleri e, kapatarak deneyin, açık deneyin, e, sabitleyerek deneyin ya da eliniz havadayken deneyin. Yani kendiniz arayarak o pozisyonu, yani arayarak o pozisyonu bulmanız gerekiyor. O sesi çıkartabileceğiniz açıyı kendiniz bulmanız gerekiyor. E, bu konuda sabırlı olalım, e, üflemeye çalışalım, defalarca deneyelim. Sesi bulduğumuzda, ucundan yakaladığımızda. E, Kaybetmeden uzun süreli üflemeye çalışalım. Eğer hemen kayboluyorsa da tekrar o açıya getirerek o, o bölgeden geçerek neyimizle tekrar o sesi yakalamaya çalışalım. E, bu aşamada e, alışkın olmadığımızdan dolayı biraz başımız dönebilir, başımız ağrıyabilir. E, burada sesi bulup biraz tekrar edip oturttuktan sonra bırakalım neyi, biraz hava alalım, nefes alalım, dinlendikten sonra tekrar o aralığı, o sesi yakalamaya çalışalım. E, bu şekilde pratikleştirip oturttuktan sonra da zaten neyimizi elimize aldığımızda üflediğimiz anda o sese ulaşmış olacağız. Gördüğünüz gibi. Yani bu pratik bir şekilde her gün deneyerek o sesi bularak o sesi uzun süreli üfleyerek kaybetmeden oturtacağız beraber. Yani sabırlı olup deneyerek tekrar ederek o açıyı kendimize uygun açıyı kendimize uygun pozisyonu sesi bulmamız lazım. Tekrar tekrar söylüyorum sabırlı olalım ve herkese kolaylıklar diliyorum.